Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kılıç Köyü sakinlerinden yürüme zorluğu çeken 86 yaşındaki Sultan Erdinç, hayalindeki tekerlekli sandalyesine kavuştu. Sultan Erdinç'in oğlu Hamza Erdinç, 6 yıldır yürüyemeyen yatalak annesi için Kahta Bedensel Engeller Derneği Başkanı Serkan Aslan ile görüşerek tekerlekli sandalye talep etti. Talebine hemen olumlu cevap veren Başkan Serkan Aslan, derneklerine müracaat eden yürüme zorluğu çeken 86 yaşındaki Sultan Erdinç için hayırsever bir iş adamının katkılarıyla tekerlekli sandalye tedarik edildi. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Kahta İlçe Müdürlüğü ekipleriyle beraber Gerger ilçesine bağlı Kılıç Köyü'nde ikamet eden Sultan Erdinç'e tekerlekli sandalyesi teslim edildi. Amin, amin. Allah razı olsun. Destan etsin, Allah razı olsun. Sultan Erdinç'in oğlu Hamza Erdinç, annesini hastaneye veya köyde dışarıda gezdirmek için tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları olduğunu belirtti. Kendisi benim annemdir. 5-6 senedir yatalak. Telefonla dernek başkanımıza ulaştık. Allah razı olsun, bizi kırmadılar. Getirdiler. Gördüğünüz gibi Allah razı olsun kendisinden. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kılıç Köyü'nde bizlere telefon açıp yaşlı bir teyzemiz için tekerlekli sandalye istediler. Biz de yaşlı teyzemize 86 yaşındaki yaşlı teyzemize tekerlekli sandalye için Kılıç Köyü'müzü ziyaret ettik. Kendisine bir adet tekerlekli sandalye getirdik. Sultan Erdinç teyzemizi ziyaret ederek kendisine bir adet tekerlekli sandalye bıraktık. Yıllardır yatağa mahkum olan 86 yaşındaki teyzemiz tekerlekli sandalyesine kavuştu. Sandalye konusunda da bize destek veren hayırsever iş adamlarına, sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ederiz. Tüm birlikte, beraberlikte el ele verip tüm engelleri aşacağız inşallah. Allah razı olsun herkesten.